Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yani bu bayramda 4 günümüzü geçireceğimiz mis gibi bir kamp yerine gidiyoruz. Gök şeye baksana manzaraya. Evet, şöyle hafiften bir arkayı çevireyim. Tam olarak şu tepelerin ardına doğru tırmanacağız. Yani yaklaşık bir saatlik yolumuz kaldı. 1300 metre rakımlı olan bir yere çıkacağız. Gideceğimiz yer yani gerçekten havası, hani doğası, suyuyla 10 numara bir yer. Hani Karadeniz'den pek bir farkı yok. Geçen sene yine Kurban Bayramı'nda çıkmıştık. Bayramın ilk günüydü sanırım. Hatta o zaman niyetlenmiştik YouTube'a başlamak için ama niye başlayamadık bilmiyorum. Yoksa oradan çok güzel görüntüler falan almıştık. Bu zamana bu sene, kısmetmiş değil. Evet, biz bu sene burayı herkesin görmesini istiyoruz. Yani bilindik bir yer aslında. Yani sosyal medyada da çok fazla var. Ve ciddi anlamda şu an İstanbul yanıyor, şu an durduğumuz yer yanıyor derken yayla bizi bizden alacak. Nem sıfır, terlemeyeceğiz. Hatta akşam soba bile yakacağız diyebiliriz, evet. Temmuz'un ortasında. Bu görmüş olduğunuz görüntüler zaten oradan kısa görüntüler şu anda. Daha uzunu, daha geniş kapsamlıları ilerleyen dakikalarda sizlerle olacak. Bu kamptan muhtemelen hani 2 veya 3 video çıkarır mıyız veya tek video mu çıkarırız? Oraya çıkınca karar vereceğiz. Tek video çok zor çünkü 4 gece 5 gün buradayız. Çok güzel ya. Evet, gerçekten. Biz yolumuza devam edelim. Kamp alanında, kamp yollarında sizlerle görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalmayın, devam edelim. Buyurun. Gel bakalım. Dikkatli gel. Kapaklar orada. Döküyorum değil mi? Dökme. Ha? Yok, dökmüyoruz. Yanımıza alalım. Ha, yanımıza alalım. Tamam. Adam dökülüyor biliyorsun hani gel şey. Bakalım. Ağzını kapat. Şu şeyi, tüpün o taraf var ya. Aha. Tamam, hadi gel sen suyun ağzını kapat. Yolda da çok rastlaştık bu Honda'yla. Hadi. Çok güzel. Pat. Pat pat. Aynen, el salladı. Evet, nihayet kamp alanına gelmiş bulunmaktayız. Bulduk. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 5 saat falan sürdü. 5,5-6 saatte buraya vardık ama tabii evet, suda durduk. Trafik petrol çok yoğundu. O yüzden biraz. Nereden baksan 1,5 saati onun trafikti. Evet. Römorkumuzu böyle bu tarafa çöktük. Aracımız da burada. Şimdi yavaştan yerleşeceğiz. Çok acıyız. Size kısaca etrafı gösterelim. Biz de
aperatif bir yemek hazırlığına geçelim. Bu nedir ya? Küboş. Ben Türk kahvesi almayı unutmuşum yanıma. Sağlık olsun, hiç üzülmedim de. O zil nedir ya? Otel mi burası? Resepsiyon mu? Evet. Ha. Şu an canı çok sıkkın, hiç şey yapamıyor, takılamıyor. Türk kahvesi almayı mı unuttun sen? Evet, en son. Yaz zaman. Motorla gelecek arkadaş yanımıza, Türk kahvesi getirsin bize. Telefonun telefon çekerse tabii. Azıcık var. Dur içerim, içerim. Nasıl? Hatta misafirimiz gelirse de gramıyla aldım yanıma. Ama... Afiyet olsun ki boşum. Teşekkür ederim. Şöyle birazcık döner. Birazcık salata, sucukla bu akşamı kapatacağız. Belki kapatmayız. Akşamüstü gene bir şeyler atıştırırız da abur cubur tarzında. Köpüş de bizi bekliyor. Sucuk vereceğiz ona ama o çok sıcak. Sıcak olduğu için de sonra herhalde yanına koy istersen. Deneyelim bakalım. Gel. Bak kuyruğa bak, kuyruğa bak. Ay. İşte bekle. Bekle. Birazcık. Birazcık yandın mı? Özür dileriz. Aman ha. Yok, yedi valla. Soğudu demek ki. Şu anda bir şey görüyor musunuz bilmiyorum ama ateş böceği dönemi sanırım. Çok var. Şuralarda şöyle yanıp yanıp sönüyorlar. Ay, ormanın içinde çok var. Aynen. Baya çok. Heh, gel bak, bir tanesi yerde. Dur. Evet, sabit yanıyor. Neden? Bilmem. Gel tutun elime, tutun hadi. Ha. Ay, ateş böceği tutundu. Dur bunu söndür. Kapatayım. Ah, söndürdü kendini. Yürüyor, yok söndürmedi. Evet, bir tanesi elimde şu anda. Elinde derken avucumuzun içindeki yani. Elinin üstünde yürüyor. Ya. Gördün Işık mi? Açar mısın şimdi? Gördüm nasıl bir şey olduğunu. Bak. Poposunda. Aynen öyle. Allah'ım nasıl yaratıyorsun ya? Sonsuz enerji. Götünde bak. Götünde. Söndür bakayım ışığını. Maşallah. Çok güzel. Uçarken yanıp sönüyor galiba. Durduğunda sabit mi yanıyor? Ben bilmiyorum ki. İlk defa da duran bir ateş böceği gördüm böyle, habir uçuyor. Evet. Bak arkamızda bak, full. Bir sürü. Aynen, dolu. İnmiyor da kere. İndi. Bak söndürdü kendini. Yok söndürmedi, yanıyor. Tabii sen üstünü görüyorsun. Evet, dün gece yol yorgun olduğumuz için biraz erken uyuduk. Bu sabah da aslında çok erken kalktık, 5-5.30 gibi. Hava hiç gerçekten mükemmeldi. Ama biraz daha uyuyunca saat 8.30-9 etmişiz. Şimdi güneşin sıcaklığıyla uyanıverdik. Ama dışarısı esiyor. Dışarısı soğuk, gel. Evet, çıkalım bakalım. Hadi bakalım, geliyorum. Yavaştan güzelce yerleşelim bakalım. Odunlarımızı çıkaralım, sobamızı kuralım. Arabayı ona göre ayarlayalım. Şimdi aracımızı şu şekilde yaptık. Hem de bagaj kısmından dolaba erişim daha alçak olacak. Bir de böyle muhtemelen sağ tarafımız dolu oluyor. Aramızı kesmek istedik. Geçen sene de burası böyleydi. Sobayı üstüne koyup birazcık kamufle etmiştik. Bu sene de öyle planlıyoruz. Hadi bakalım inşallah.
Tamam. Onu ver, siyah kutuya atayım. Sobanın demirleri de siyah kutuda bu arada. Onu da getiririm. Sobanın demirleri siyah kutuda. Sen kuru ver. Geliyorum. Mücelli ablaları anıyoruz. Allah razı olsun onlardan. Karton bardak imalatı yapan bir abimiz var. Yine kampta tanıştık. Bunlar da onun makaralarının tahtaları. Sağ olsun bu şekilde biriktiriyor. Atmıyor onları. Kendisi de kampçı olduğu için. Evet, fırsat buldukça bize de veriyor. Sağ olsun. Çok da güzel yanıyor. Ve çok güzel yanıyor. Tutuşturmak için birebir. Dün yakmaya çalışmıştık. Bitmemiş. Sıkıştırılmış ve yaprak gibi. Yaprak tabii. Çıra niyetine. Evet, hava iyice sıcaklamaya başladı. Şöyle güneş arkadan tepemize doğru vuruyor. O yüzden tentenin gölgesine geçme vakti geldi. Gölgede serinliyorsun, üşüyorsun. Ama güneşte yanıyorsun. Evet, şimdi direksiyona usta şoförümüzü geçirdik. Bakalım böyle bomboş bir araziyi bulmuşken yavaştan derslere başlayalım. Kapat. Sol İyi misin? İyi. Uzaklığı falan İyi. Koltuğunun. Bas bakayım debriyaja. Rahat basabiliyor musun? Biraz daha yaklaş istersen. Yok. Tamam. Kollarını uzat bakayım direksiyona. Üste. Biraz daha yaklaş. Aşkım yok be. Bir tık daha yaklaş. Tamam. Ay hocam çarptı. Evet, şimdi bak bu boşta. Tamam. Şimdi debriyaja bas. Çalıştır. Bir daha. Tamam. Şimdi el freni çekili olduğu için hareket edemezsin. İlk önce el frenini indireceğiz. Fakat el freni indirdiğin gibi yokuş aşağı kayar. O yüzden bir ayağınla da frene bas. Fren ortadaki miydi? Evet, ortadakiydi fren. Bas freni. Şimdi indir el frenini. Yukarı çekerek basacaksın o düğmeye. Şimdi sal. Tamam. Şimdi 1'e tak vitesi. Tamam bak, burası 1. Tam arkası 2. Tam böyle ortadan itersen 3. 4. Tamam mı? Tamam. Şimdi 1'e tak bir daha. Bir dakika. Tamam, 1'de. Şimdi ayağını frenden çek. Şimdi yavaş yavaş debriyajdan da çek. Tamam, gaz verdin mi hızlanacak şu anda. Sana zaten şu an takviyede kullandırıyorum. Fazla zaten hızlı gitmesin diye. Hep takviyede kullanıyorum. Fazla hızlı gitmesin diye. Ne yapayım? Yol bitecek hemen. Göle savururum sizi. Şimdi yola düş bakayım. Yolu görüyorsun. Tamam. Arabaya uyum sağlaman için yapıyorum takviyede. Ne yapayım? Yavaş yavaş. Teşekkür ederim aşkım benim. Şimdi debriyaja bas, 2'ye tak vitesi. Tamam, çek ayağını debriyajdan tekrardan. Bu sefer biraz daha kontrollü gideceksin gazda. Şimdi debriyaja bas ve frenle kendini yavaşlatarak şuradan düşür arabayı yolda. Çok gitti galiba. Yok yok, düz devam et. Böyle yavaş yavaş frenle destekle, yumuşasın araba. Ama duruyor. Yok, durmayacak o. İnecek yokuştan. Şimdi sola doğru yola. Şimdi ayağını debriyajdan çekerek gazı kontrollü. Gazlı. Evet, hızlı çektin debriyajdan evet. Ayağını. Debriyajdan her zaman yavaş çek ayağını. Çok süratli anlarda hızlı çekebilirsin. Ama ilk aşamalarda yavaş yavaş. Böyle gidiyorsun, doğru mu? Evet, doğru gidiyorsun. Tepeye çıkıyorduk önceden. Şimdi yaylada yürüme mesafesi 10-15 dakika. O da hani tepeli diye, zorlu yol diye. Bir çeşme var. Araçla da 5 dakika sürmüyor. Suyu da bız gibi içine de bir an kurbağaya bak. Kurbağa suyun içine atladı.
aklıma gelmedi. Drone'u hazırladık. Baya baya böyle ineklerle dibimizdeydi. Tam senkronize ediyorduk ki biraz önce şurada çocuklu bir aile vardı. Adam bize doğru yürüdü. Aracı batmış ileride. Onu çıkarmamızı rica etti. Kısmet. Başka zaman artık ineklerle drone'da geçiş görüntüsü alacağız ama. Ne oldu? Ne oldu Sütaş? Sütaş bak bak bak. Bunlar burayı talan edecek diye de ben gidemedim. Lütfen. Çok hırsızlar, çok. Geçen sene de böyle yaptılar. Çık, burandayı da yala. Burandayı yalasanız zaten temizlenir azıcık. Sen ne yapıyorsun? İyi mi böyle? Hayır. Şşt. Ay, bunlar beni yiyecek. Ay, sen de burada mısın? Ya, masa örtüm. İnek ne olacak? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kurbanda kesilmeden dua et. Bak bugün sizin bayramınızdı. Ay bunlar beni yiyecek. Ay. Bak oradaki poşeti şey yapar. Bak. Pas. Pas pasına bas. Pas. Hayır. Ay hangi birini bak ya bak ya. Hangi birini göndereceğimi şaşırdım. Ya hayır ya. Niye sandalyemi yalıyorsun? Ne var, çok mu tatlı? Yemek mi var sandalyede? Bak kabuğuna gitti bak. Şşt hayır. Sen beni çıldırtacaksın mı çocuk? Kabuğunu mu yiyeceksin? Bak ya. Ya düşür. Ya. Of of. Kabe'yi tavaf etsem bari. Bak. Bir sevap işlerdim. Ama. Nasıl da hırsızsınız be. Seni hiç unutmayacağım. Ana. Çağırıyorlar hadi. Bak. Bak. Ya yine. Ya hayır. Hayır. Ya nasıl yaladı salyalarını bıraktı. Yıkayım bari şunu. Kızdım. Sen nasıl kızdın? O senin evladınsa kız. Çok kızdım. Hala geliyor ya. Arsız ya. Bu da anası herhalde. Neye neye? Ne oldu? Soba yıkılacak. Altında kalacaksın diyeceğim de sen kalacak gibi değilsin pek. Aykutcan neredesin ya? Baş edemiyorum. Aykut evcin ne yapıyoruz? Evet şöyle bir duşumuz vardı. Motorda gezerken almıştık. Şurayı kapat. Free Camp diye geçiyor. Free Camp diye geçiyor. Ama biz alalı bir 3 sene oldu. 3 sene önce de şey bir tane vardı. Şurada arkada suyun derece göstergesi var. Akvaryumlarda kullanılan derece tipi bir derecesi. Kendine şu anda kaşıyor. Gözümde ineğe bakıyor oradaki havası çekmesin diye. Zorla attık zaten oraya. Şimdi bunun içerisine su dolduruyoruz. Yaklaşık 19 litre 20 litre su alıyor. Şuralara. Şurasının siyah olmasından dolayı güneş ışınını fazla çekip aynen. Oradan suyu daha hızlı ısıtıyor. Şuralara da sabununuzu, şampuanınızı, küçük küçük koyabiliyorsunuz. Şu da fışkiyesi. Fışkiye. Bunu zaten fışkiye. Kullanırken gösteririz. Aynen. Bak ya gene halata. Ya yalanıyor ya. Ben neler çektim gör işte. Evet suyumuzu dolduralım. Ben romorkun suyu çok soğuk olduğu için yıkanamıyorum. Bana böyle bir şey lazım. Kendini ısıtıyor. Evdeki duş gibi duş alıyorum diyebilirim. Ay çok güzel. Isıtmaz inşallah. Kullanmıyorum.
poz yalıyor canım. Ne yapsın? Bir de bakıyor oradan. Delik çıkmaz inşallah. Kaç senedir kullanmıyorduk. Geçen sene kullandık canım ya. Ben bunu sağlam paketleyip kaldırıyordum. Bir yerinin yırtıldığını düşünmüyorum. Evet, bu şekilde yaklaşık 15 litre, 13 litre falan doldurduk muhtemelen. Şöyle ağaca kayışla bağladım. Burada güzelce ısındıktan sonra akşam sıcak suyla duşumuzu alıp o şekilde geceye başlayacağız. Tentenin altında gölgelenmeye devam. Çünkü gölge nereden baksan 15-20 derece arası, dışarısı da 25-30 derece arası. Gölge evet, daha serin. Nasıl koşturuyor? Birazcık uzağa dök. O önüne götür. Gel mi? Gel. Gel bakalım. Hadi al. Gel. Demin sevdiğin bu. Bak seni besledik gördün mü? Hadi maşallah sana. Korkuya da kıyamam ya. Oradan kafayı bir çevirir böyle. Vallahi boynuzu saplar bana. Tekme de atabilir. Arkasıyla. Sineklerden de şey yapıyorlar ya hayvanlar. Ama bunun kafası çok güzel. Çok büyük ya. Evet. Maşallah. Süt dolu. Bakar mısınız şu memesine? Ne oldu ya? Memeni gösteriyorduk alt tarafı. Yani böyle darlık barajındaki inekleri göreceksiniz. Kesinlikle böyle değil yani. Hem kaburgaları sayılıyor hem memeleri yok gibi. Bunlar bayağı besili. Sen geç kaldın vallahi. Bütün her şeyi bitirdi bu. Al bakayım. Bitirdi bu. Hayır, hayır, hayır. Kamerayı da mı yiyeceksin? Kamerayı da mı yiyeceksin? Atar ağzına gider vallahi. Hadi geçelim yerimize. Aşkım o kamerayı yerse ben de onu yerim. Seni bence kaç kişi girsek alamayız o kamera fiyatını ama. Çok güzelsin be maşallah. Senin çanını yiyeyim. Nasıl güzel. Kemerli bak bunu diyordum. Heh. Yok orada bir şey yok. İnanmıyorum ya. Kesilecek bir yeri. Ye onu ye gipsi. Soframızı da hazırladık. Biz akşam yemeğine erkenden geçiyoruz daha güneş batmadan. Göz hakkınızı helal edin. Evet, şimdi duşumuzu aldık. Bir başım şöyle ortaya çerez, cips hazırlıyor. Çünkü açık hava sineması yapacağız. Öğlen sıcaktan sonra akşamüstü öyle yayla havasının etkilerini yaşamaya başlıyoruz. Tam şöyle iki yamaç arasından sis geliyor. Ve aynı şekilde şurada da iki yamaç arasından sis geliyor ve yavaş yavaş kapatıyor ortalığı. Hava da çok güzel serinledi şu anda. Nihayet hava iyice karardı. Şöyle hafif bir ay ışığı eşliğinde. Çıplak gözle biz her yeri ay ışığından dolayı görebiliyoruz. Fakat perde de istediğimiz ortamı oluşturdu. Şöyle bir nostalji gecesi yapalım dedik. Selvi boylum, al yazmalım.
Misfilm'e geçiyoruz. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Görüşemezsek de şimdiden herkese iyi geceler. Sabah. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Bir daha da ayak basmayın bu toprağa. Baracınız bassın. Yıktırmayacağım evimi. Ana yeter, ayıp. El alemin toprağını almak, evini yıkmak ayıp değil mi? Nasıl olsa yıkılacak ana. Yıkmasalar da su basacak. Koca hükümet barajı senin benim keyfime durur mu? Ben evimi yıktırmam. Boğulsunlar suyun altında. Sen bilin. Evet, herkese günaydın. Tekrar. Sabahın 6-6.30 gibi uyandık. Biraz gezdik, dolaştık. Neyi unuttuğumuzun farkına vardık? Maya. Mayamızı almamışız pişi için. Bir sürü aldım bir de marketten ama yeni. Ama Sultanpınar'da bizi ne karşıladı? AVM. Sultanpınar AVM. Bakalım maya vardır herhalde koca kapalı. AVM'de. Şey, yani kapalı. Ben de şurada bir teyze gördüm, ona sordum. Teyze kaçta açılıyor bakkal dedim. Dedi ki zile basın açarlar. Hemen oradadır, zile basın açarlar dedi. Uyanmış mı uyanmamış mı sabahın 7-7.30 yani niye varsa. Neyse ki arabanın sesini duyduğu gibi pencereyi açtılar. Pencereye çıktılar aynen. Şimdi bakacağız bakalım maya var mı? Hadi bakalım. Ne bekliyorsun? Hı? Hı? Gelmişken başka şeyler de bulalım. O kadar acıtırdık. Bakalım ben şu cama açayım. Tamamdır abi. Yalnız AVM adını hak ediyor. Yani böyle bir yaylada bayağı yok yok abi, her şeyi doldurmuş raflara. Mantar tabancası var. Ne? Mantar tabancası. Şunları şey. Değişik değişik mi abi? Oradan da alayım. Eskiden ne atardık be? Kapsülüne koyup da. Başka bir şey geliyor mu aklına canım ya? Başka bir şey aklıma şu an için gelmiyor canım. Yumurtamız da var. Evet, buyur bakalım. AVM mahsulleri. AVM. Hadi gidelim. Şöyle bir kenarda duruverdik. Aykut elini yüzünü yıkayacak. Ben de aynı şekilde. Uykumuz açılmadı. Çok gezdik, ettik. Vallahi kaptırdık kendini sabah. Böyle doğanın görüntüsüne. Mücella ablalardan Fatih. Kıvırcığın adı gelmedi aklıma. Selim. İzlerse hatırlarlar belki bu çeşmeyi. Evet bakalım, kahvaltı hazırlığına başladık. Kıvaşım. Bayağı acıktık ama saat 10. AVM'den aldığı maya ile yapmış olduğu hamuru ölüyor. Ya şey her zamanki maya be canım AVM diye takılıyor değil mi? Sultanpınar AVM. Adam çok şirindi ama. Aynen. Esprisine AVM koyduk adını dedi. Ama Sultanpınar'a göre bence bir AVM detayında bir sürü ürün vardı yani. Kamerayı şimdi böyle koyalım. Ve kahvaltı hazırlığımızı birazcık hızlandıralım.
biz nihayet kahvaltı hazırlığını bitirdik ve kahvaltıya geçiyoruz. Tekrardan göz hakkınızı helal edin. Bizlere de afiyet olsun. Canınız çekiyorsa beni ziyaret edin. Aynen öyle. Adresimizi veriyoruz kampa çıkarken. Birkaç kişiyi bekliyoruz hatta bugün, aynen, yarın, öbür gün. Gelecekler var yani. Aykut Evcim, kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Suyumuz bitti. Şöyle 4 tane 5 litreden suyumuz boşalınca gelip dolduralım dedik. Bir de 20 litreden duşluğumuzu dolduralım dedik. Döneceğiz. Şu an bizim o taraf çok kalabalıklaşmaya başladı. Acele etmen lazım. Sulara bak. Çok güzel. Buz gibi. Hemen ısınmıyor da var ya. Hani bizim oraya gidiyor falan, akşamı görüyor bu. Evet Güboş'um. Bu ne koşturmacası? Yağmur geliyor. Tam şöyle karşıdan kara kara dumanlar geliverdi ve hafiften yağmur atıştırmaya başladı. Çadırda birazcık uzanıyorken fırlayıverdik. Yağmur hazırlığına geçelim. Birazcık etrafı kapatalım. Evet, yağmur başladı. Şöyle şurayı hemen ıslattı ve çok hafif hafif çiseliyor. Çok da tatlı çiseliyor. Altında ıslanasım var. Ben de. Bir bastıracak. Evet. Bir bastıracak. Sağlam bastıracak hem de. Gipsinin şeyi de yok değil mi? Camsız tentesi. Camlı tenteyi denemiş olacağız. Bakalım yağmur geçirecek mi, geçirmeyecek mi? Bence de geçirmez. Bir de çift kat şu anda. Bir kattan geçirse öbür kattan geçirmez akar. Benim güvenim sonsuz gipsiye. Geçirmez. Geçirirse de geçirsin. Bana ne? Canları sağ olsun. Canımız sağ olsun. Ona da canı sağ olsun. En fazla kendi brandamızı gereriz. Bunu ters kapatırız oraya. Kaç. Kilimimiz ıslandı. Neyimiz? Kilimimiz. Neredeydi kilim? Yerde. Ayak ucunda mıydı? Yok şey, evet koymuştum. Islanmak ister miyiz? Çok güzel yağıyor. Ben ıslandım vallahi. Birlikte. Canim. Evet. Ne olmuş buraya? Burası şişmiş. Hadi bakalım. Boşaltıyoruz. Hadi boşalt. Kendi az mı? Kaç yıl diyecektim. Aha. Şöyle yap. Olan gitsin. Şimdi birazcık eğik bırak. Eğik bırak ama biraz yükselt. Heh, aksın öyle. İyidir. Elin ıslanmasın bileğin. Evet, günün inekleri de geldi. Bakalım. Akşam geldiler bugün. Ay. Hapşırdı aşkım. Ay. İyi yaşa. İyi yaşa. Ay ben bugün her şeyi korkuyorum ya. Hep bu tüfek seslerinden sonra. Bodozlama geliyor yalnız. Bize. Canım takılacağım ipe. Şşt. Tatlım. Yağmurdan nasıl olmuş tüyleri? Evet.
Ne kadar şey değil mi? Çeliksiz bunlar. Büyük büyük inekler gördükten sonra. Evet, hava tekrardan bir açtı, bulutlandı ama yağmur yağmıyor. Küboşum da akşam yemeği hazırlıklarına başladı. Şöyle patates dilimledik. Bu patatesleri hafiften yağlayıp burada şimdi kızartacağız. Akşam soframızı hazırladık. Yaklaşık yarım saat içinde diyebiliriz. Bize afiyet olsun. Sizler de bu videoda son kez göz hakkınızı helal edin. Yemek sonrası görüşmek üzere. Şimdi yemek faslını bitirdik. İstirahat faslına geçtik sayılır. Küboşum da battaniyesine sarındı. Çünkü akşam oluyor ve hava ciddi anlamda soğuyor. Yaklaşık 10 dereceye kadar düşüyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Üşüyorsun. Yaylanın havası böyle. Yani bugün galiba 4-5 kere elbise değiştirmişimdir. Şort giyiyorsunuz, elbise giyiyorsunuz. Yani sonra uzun pantolona geçiyorsun. Uzun çorap istiyor ayak. Yağmurluk giyiyorsun. Aynen. Sabahleyin ateşten yanıyorsunuz. Çorapları çıkarıp ayaklarınızı gölgede güneş hani çimene basmak istiyorsunuz. Güneş görmek istiyorsunuz. Güzel ama yani en çok dinlendiğimiz böyle manzarayı izlediğimiz yerlerden biri. Biri. Yani. Evet, bakalım bu videomuz bu kadar. Bundan sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi sizleri yaylanın gündüzden akşama geçiş videosuyla baş başa bırakıyoruz ve bu videoyu bitiriyoruz.